Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün piyasa yine alev alev. Ben videoyu çekene kadar tekrardan piyasa alevlendi. Şimdi her gün artık bir olay olmasına alıştık. Bugün Bitcoin'de sert bir yükseliş geldi. Şimdi çoğu arkadaşımız da bana diyorlar ki Bitcoin'de dikkat dikkat 21 Şubat diye şeklinde video çekmiştiniz, ne oldu şeklinde söyleyen arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim sizlere. Bir kurumsal yatırımcı bile yüklü miktarda alım yaparsa fiyatı bu seviyelere çıkartabilir. Bunları zaten mantıklı düşünen insanlar bu fiyatlardan Bitcoin alınmayacağını her mantıklı düşünen insanın aklına yatması lazım. Zaten şu anda altcoin market cap'inde de bir kayıp yok. Dominansta çok ciddi aşırı derecede bir artış yok. Yani dediğim gibi panik olmaya bazı arkadaşlarımız yer arıyorlar. Fakat öyle bir şey yok. Ben de dediğim lafımın arkasındayım yine. Burada zaten gördüğünüz gibi 21 Şubat yazıyor. Ve bugün ayın 8'i. Yani daha önümüzde 13 gün var. İsterseniz erken konuşmayalım. Tarihi bir beklemek gerekiyor. Ondan sonrasında konuşabiliriz tekrardan. Tabii ki eleştiriye de açığım her zaman. Arkadaşlar hemen Bitcoin'i açalım şimdi hızlıca. Bitcoin'de 44.918 dolara yeni all time high, yani tüm zamanların zirvesi fiyatını taşıdığını görüyoruz. Dediğim gibi kurumsal yatırımcılar şu anda Bitcoin'in üzerinde oyun oynuyorlar. Çünkü Bitcoin'in düşmesini çoğu kurumsal yatırımcı kabullenmez. Aldıkları fiyatlar her ne kadar düşük olsa da daha sonrasında Bitcoin'deki sert yükselişlerin gelmesiyle insanları şimdi altcoin'lerden çıkarıp tamamen Bitcoin'e geçirmeye çalışıyorlar. Fakat bu tuzaklara düşmemek için biz elimizden geldiğince temkinli davranmalıyız. Bildiğiniz gibi 2017 yılında Bitcoin'i insanlara 19 bin dolardan öyle bir verdiler ki daha sonrasında 19 bin dolardan alan insanlar 3 yıl kendisine gelemedi. Fiyat kendisini toparlayamadı. Ve şu anda da 45 bin dolardan insanlara Bitcoin'i vermeye çalışıyorlar. Kendileri almışlar 11 bin dolardan, 15 bin dolardan, 20 bin dolardan, 30 bin dolardan. Daha sonrasında şimdi insanlara 45 bin dolardan. E tabi 15 bin dolar kar da 30 bin dolardan alan bir kurumsal firma için bile çok güzel kar. Yani %50 oranında kar. Bunu diğer emtialarda, hisse senetlerinde hiçbirisinde yapamazlar. Bitcoin'de şu anda açıkça söylüyorum bazı acemi insanlar Bitcoin yükseliyor hemen dalalım Bitcoin'e şeklinde hareket ederlerse sonuçlarına katlanırlar. Ben sadece bu kadar kısa ve öz konuşuyorum, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Daha sonrasında bir 3-4 sene ya da 2-3 sene beklemeye göze alabilenler varsa bu fiyatlardan Bitcoin'e geçebilirler. Yani o cesarette olan insanlar varsa altcoin'leri de bozdurup Bitcoin'e geçebilirler. Şahsen ben kaç senedir bu piyasayla uğraşıyorum, bende o cesaret yok arkadaşlar. Yani bu fiyattan Bitcoin'e girme gibi bir cesaret ben kendimde görmüyorum. Hiçbir altcoin'imden de çıkış yapmıyorum. İsterse Bitcoin buradan 100 bin dolara çıksın. Benim için önemli olan altcoin'in market cap ile daha sonrasında dominans seviyesi. Dominansta çok aşırı sert bir yükseliş gelir, o zaman değerlendiririz, ama çok aşırı bir sert yükseliş yok şu anda. 1 puan gibi bir artış var. Ve Bitcoin'de baktığımız zaman Bollinger Band'ının şu anda üst çizgisinin bayağı bir üzerinde yer aldığını görüyoruz. Yani beklenmeyen bir pump olduğunu görüyoruz bu hareketin. Dediğim gibi 1-2 kurumsal yatırımcının bu fiyatlardan çok sert Bitcoin alışı yaptığını görüyoruz. Ve çok sert şekilde Bitcoin yükseldi. İnsanlar arkadaşlar bugün 8 Şubat Ethereum'da vadeli işlemlerin açılacağından dolayı Ethereum'da bir düşüş beklerken Bitcoin'de aksine yükseliş geldi. Yani tam ters köşe yaptılar gibi oldu. Fakat Ethereum'da da bir fiyat düşüşü gelmedi. Aksine fiyatını yükseltmeye devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız şimdi demişler ki yorumlarda altcoin'ler çok düştü, ne yapacağız şeklinde. Altcoin'lerin düştüğü falan yok arkadaşlar. Burada ben piyasa sürekli gözümün önünde açık. Altcoin'lerde öyle sert bir düşüş göremedim ben. Sizin altcoin'leriniz nasıl düştü onu anlamadım. Hatta coin 360'da açtığım zaman şu anda hiçbir altcoin'de neredeyse düşüş yok. Tabii eğer Huobi token'da ya da BUSD sabit token, bildiğiniz gibi USDC sabit token, eğer bunlar da değilseniz yani diğerlerinde hepsi yeşil görünüyor gördüğünüz gibi Bitcoin'den beraber. Hatta çok ciddi fiyatlananlar var. Mesela Polkadot coin'de %11'lik bir artış var. %8 ADA'da, %8 Ethereum'da, %7 XRP'de. Yani coin'lerde çok ciddi artış yapanlar var şu anda. Yani tamamen bunlar şahsi düşüncemdir benim. İnsanlar uygular ya da uygulamaz. Kendi mantık çerçevenize de yatırın. Mantığınıza gelen hareketi yapın. Yani ben bu kanalda bu şekilde analizler yapıyorum diye siz birebir uymak zorunda değilsiniz. Herkesin kendi aklı var, fikri var. Herkes kendi mantık çerçevesinden geçirsin. Ona göre uygulayıp uygulamamak kendilerine kalıyor tamamen. Yani dediğim gibi arkadaşlar Bitcoin'deki bu hareketin ben sahte olduğunu düşünüyorum. Ve orta banda baktığım zaman Bollinger'in 34.619 dolar seviyesini görüyorum. Ve Bollinger'in orta bandına doğru bir düzeltme gelmesi halinde Bitcoin'in 36.000-37.000 dolar seviyelerine düşmesini görüyorum. 38.901 dolar şu anda destek olarak kullanıyor. Fakat bu desteğin altına düşeceğini düşünüyorum. Hemen şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum'da baktığım zaman hala yükselen trendin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin'de de bildiğiniz gibi arkadaşlar bir grafiğimiz vardı, şu düşen trend grafiğimiz. Bu düşüşü bakalım bekliyoruz. 21 Şubat tarihimiz buradaki
Zaman çizgimiz zaten var burada. Bunun altında kapatabilecek mi? Ethereum'da dediğim gibi yükselen kanalın içerisindeyiz. Şu anda trend yükselen trend içerisinde. Ve hala da Ethereum bu fiyatlardan devam ediyor şu anda. Hemen Dashcoin'e bakalım. Dashcoin'de de 121 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz şu anda. 116 dolarda destek seviyesi, 133 dolarda direnç seviyesi var. Ve arkadaşlar total market cap'e baktığım zaman 471 milyar dolar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. Ve önceki altcoin boğasındaki seviyenin 475 milyar dolar olduğunu söylemiştik. Ve şu anda artık bu seviyeye çok yaklaştık. Piyasaya çok ciddi bir para girişi oldu bugün. Hemen arkadaşlar CoinMarketCap'ten de total market cap'e baktığımız zaman, yani hem altcoin'ler hem bitcoin'in toplam market cap'ine baktığımız zaman şu anda 1 trilyon 293 milyar 791 milyon dolarda olduğumuzu görüyoruz. Piyasaya arkadaşlar şu anda yaklaşık olarak 100 milyar dolar civarında bir para girişi var. 100 milyar dolar da tabii ki kurumsal yatırımcılardan girmesi çok muhtemel. Küçük yatırımcılarda 100 milyar dolar gibi çok ciddi paralar bir gün içerisinde piyasaya girmeyeceğini düşünüyorum. Burada kurumsal yatırımcıların çok ciddi para soktuklarını düşünüyorum. Çünkü market cap'i 1 trilyon 300 milyar dolara kadar taşıdılar yukarı doğru. Ve hemen arkadaşlar Bitcoin dominansına da baktığımız zaman şu anda dominansın %63.41'de olduğunu görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi dominans çok sert şekilde yukarı yükseldi. Burada %61.41 seviyesindeydi. Yani %62.25 destek seviyemizdi. Bunun altında seyrediyorduk sabahtan beri. Fakat çok ciddi sert bir alım geldiği zaman, ister istemez sadece Bitcoin'e yüklü geldiği zaman, Bitcoin'in bu şekilde hem dominansını artırıyor hem de Bitcoin'in fiyatını artırıyor. Bitcoin'de ama dediğim gibi fikirlerimde en ufak bir değişiklik yok. Şimdi bazı beni yeni takip eden abonelerimiz şöyle sanabilirler. Yani dün bir analiz yaptım, bugün hemen o analizden dönmem lazım. Ha, Bitcoin bugün arttı, nasıl kıvırabilirim şeklinde düşünmüyorum ben arkadaşlar. Ben yaptığım analizin arkasındayım. Çünkü ne analiz yaptıysam 21 Şubat'ta mesela arkadaşlar bu analizimizi açarız tekrardan. Beraber bakarız. Zaten bunun üzerindeyse eğer derim ki arkadaşlar bu analizimiz tutmadı. Yani kusura bakmayın derim. Ben bunu söylerim zaten. Eleştiri yapılması anlamında bunu kabul ediyorum zaten. Fakat daha tarih gelmemiş. 21 Şubat gelmemiş. Bugün 8 Şubat'tayız. Şu sert yükseliş gelmiş. Ne oldu? Siz nasıl analiz yapıyorsunuz şeklinde yorumları da biraz abes karşılıyorum işin açı. Bir de altcoinlerde şu anda düşüş falan yok arkadaşlar. Ona da anlam veremedim. Altcoinler nasıl düşüyor Bitcoin çıkarken şu anda? Market cap olmuş 470 milyar dolar. Buradan baktığımız zaman hemen coin market cap'te dediğim gibi piyasa hacmi olmuş 1 trilyon 300 milyar dolar. Yani nasıl market cap düşüyor onu da çözemedim altcoin market cap'i. Ve Elon Musk'ın arkadaşlar Dogecoin'de bildiğiniz gibi bir anket başlatmıştı. Dogecoin mi çok yükselecek, diğer kripto paralar mı şeklinde. Ve Dogecoin %71 ile 2,5 milyon kişinin oy kullandığı bir ankette birinci çıktı. Dogecoin ne yaptı tabii doğal olarak? Bundan dolayı yine pump yedi. Dogecoin'le arkadaşlar işin açığını söylemek gerekirse oyun oynuyorlar. Tamamen şu anda yani bu dünyanın en zengin insanlarından birisi bildiğiniz gibi Elon Musk. Dogecoin'le resmen dalga geçiyorlar gibi görünüyor şu anda. Fiyat bir yükseliyor bir düşüyor, bir yükseliyor bir düşüyor. Tabi acemi yatırımcıların çok ciddi zarar olduğu gibi usta yatırımcıların da bunda çok kar olduğunu düşünüyorum. Ben günlük trade fazla yapmadığım için ondan dolayı bu fırsatları zaten değerlendirmiyorum. Bunları es geçiyorum ben yani. Çünkü ben biraz daha uzun vade kısmındayım işin. Böyle 2 ay 3 ay içerisinde coinleri genelde katlama derdindeyim arkadaşlar, benim 2-3 kat seviyelerine. Yani benim amacım biraz da uzun vadeyle kısa vade arasında orta vadeli yatırımlar yapıyorum ben. Ve dediğim gibi arkadaşlar Dogecoin'de olanlar dikkat etsinler. %96'lık 7 gün içerisinde yine bir artış yaptı. Sert şekilde geri gelme riski de var. Hemen 24 saat içerisinde en yüksek artış yapanlara bakalım. Elrond 1. sırada, Avax 2. sırada, Matic Network 3. sırada, Dogecoin 4. sıra, Torchain 5. sırada yer alıyor. 7 gün içerisinde en yüksek artış yapanlara baktığımızda ise Elrond Gold 1. sırada, UmaCoin 2. sırada, Avax 3. sırada, ZeroX 4. sırada, Terra Luna 5. sırada yer alıyor arkadaşlar. Buradan zaten ilk 5 coin'e baktığımızda bunların Uma, Avax, ZeroX ve Terra Luna'nın daha önceki altcoin sepetlerimizde değerlendirmiştik. Bir tek işlerinde Elrond Gold yoktu. Ve dediğim gibi arkadaşlar piyasadaki bu hareketleri ben de sizlerle beraber takip ediyorum. Şu anda biraz hızlı bir video çekmem gerekiyordu sizlere. İnsanlar çünkü panik olmaya başladılar yine. Yanlış yatırım yapmamanız için. Dediğim gibi Bitcoin'i bu fiyatlardan alan bir yatırımcı eğer cesareti varsa 2-3 sene beklemeyi de göze alsın arkadaşlar düşüşüne karşı. 3 sene önceki olayda 19 bin dolardan tepeden giren insanların daha sonra 3-4 bin dolara düştüğündeki perişanlıklarını ben şahsen gördüm. Bundan dolayı da dediğim gibi kimsenin terste kalmasını istemem. Bitcoin'de olanlar da olabilir. Fakat stoplarınızı koyun. Yani zararınız olmasın. Yani sert bir iniş olursa zararınız olmasın. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.